Şahan Hocam, gebelikte girişimsel işlemler dendiği zaman benim aklıma 3 şey geliyor. Bir tanesi CVS, bir tanesi amniyosentez, bir diğeri de kordosentez. Ama sizin gibi perinatoloji uzmanlarının, yani yüksek riskli gebelik uzmanlarının aklına başka girişimsel işlemler de gelebilir, bilmiyorum. Bu girişimsel işlemleri hangi koşullarda yapıyorsunuz, hangi gebeye yapıyorsunuz? Şimdi gebelikte girişimsel işlemler aslında sizin saydığınız gibi bir tanı amacıyla yapılan grup var. Bunların içerisinde saydıklarınız amniyosentez, CVS, kordosentez var. Fakat bunun dışında tedavi amacıyla yapılan girişimsel işlemler de var. Bunlar da örneğin ikiz gebeliklerde lazer uygulamaları, bazı şant uygulamaları ya da balon oklüzyon gibi bir takım farklı hastalıklarda uygulanabilen ek girişimsel yöntemler de var. Bunları hangi durumlarda yapıyoruz? Tedavi edici amaçlı yaptıklarımızın zaten bir sebebi oluyor. Kendine yönelik bir sebebi olduğu için o amaçla spesifik, o özellikteki işlem yapıyoruz. Bir örnek verebilir misiniz? Örneğin diyafram hernisi olan bir fetusta fetoskopik olarak girilip endotrakeal balonla buranın oklüzyonu tamamen kapatılması gibi. Daha erken gebelik haftalarında ya da orta gebelik haftalarında doğuma çok varken tedaviden bahsediyorsunuz değil mi? Evet, tedavi. Aslında primer defekti tedavi etmekten de, yani esas hastalığı tedavi etmekten ziyade bunun yaratacağı komplikasyonları minimize etmek, en aza indirmek amaçlı yaptığımız girişimsel yöntemler. Tedavi amacıyla yapılan da var ama daha deneysel aşamada bir takım şeyler var. Bunlar daha tam oturmuş değil. Evet, benim aklıma gelenler daha çok tanısal. Tanısal amaçlı olanlar daha sık. Amniyosentez ve kordosentez. Evet. Peki, bunları kimlere yapıyoruz? Bunları aslında bazı endikasyonlarımız var. Böyle bir tanesi kromozom hastalığından şüphelendiğimiz. Bunlardan nasıl şüphelenebiliriz? Tarama testinde risk çıkmış bir hasta olabilir. Ailevi olarak bazı hastalıklar açısından, genetik hastalıklar açısından taşıyıcı olan aileler olabilir. Bunların çocukları bunun açısından risklidir. Bunlar da yapabiliriz. Ya da bazı infeksiyonlar vardır anne karnında. Geçirildiğinde bebekte problem yaratabilecek infeksiyonlar. Bunların fetusa bulaşıp bulaşmadığıyla ilgili bilgi alabilmek için yapabiliriz. Örneğin hasta bana geldi. Ben ilk trimesterde, yani ilk 3 ayında hani hastanın kızamıkçıkla ilgili aşılanmadığını saptadım ve hastanın ikinci trimesterinde, yani gebeliğin ortasında bir de baktım ki bir kızamıkçıklı çocukla aynı ortamda bulunmuş ve gebeme kızamıkçık bulaşmış. Şimdi bu kızamıkçığın o gebenin çocuğuna da geçip geçmediğini anlamak için ne yapmam lazım? Bunda işte dediğiniz, bahsettiğiniz o testlerden, örneğin amniyosentez yaparak bu kızamıkçık virüsünün amniyotik sıvıda olup olmadığına yönelik bir takım testler yapabiliriz. Bu tür testleri yaptırırken de bunların %100 duyarlılıkta olmadığını bilmek lazım gene. Çünkü biz oradan bir miktar örnek alıyoruz. Yüksek oranda da olsa üretebiliriz bu virüsü burada ama %100 doğrulukta olmadığını da bilmek gerekir. Anladım. Ben birazcık ekstrem bir örnek veriyorum. Esas amniyosentez ya da CVS'in en sık kullanım alanları bizim ikili test, üçlü test, dörtlü test dediğimiz yöntemlerin bir tanesinde bir yüksek risk çıkması değil mi? Evet. Peki bu gibi durumlarda biz amniyosentez ya da CVS'e başvurduğumuzda bu mevcut gebeliğe zarar verebilir mi? İşlem girişimsel bir işlem olduğu için bir takım riskleri var. Ne örneğin kadar? Değişik oranlar bildiriliyor ama bu özellikle kişinin deneyimine göre, yapan kişinin deneyimine göre bariz olarak değişmektedir. Ortalama verecek olursak yüzde mesela amniyosentezli CVS için %1 civarında genellikle bildirilmekte ama kişinin deneyimi, yapan kişinin deneyimi arttıkça bu düşük oranları da azalmaktadır. Kordosentez biraz daha büyük haftalarda fetusun kordonundan yapıldığı için biraz daha yüksek bir gebelik kayıp oranına sahiptir. Burada da genellikle %2-3 gibi bir oran verebiliriz. Dolayısıyla aslında deneyim önemli. Deneyim burada çok önemli. Aynen, evet. Cerrahide de olduğu gibi girişimsel, gebelikteki girişimsel işlemlerde de deneyim fetüsün, yani bebeğin kayıp riskini önemli ölçüde azaltan bir faktör. Kan uyuşmazlığı aslında halk arasında çok ünlü bir hastalıktır. Bazen Türk sinemasında bile dramatik sahnelerde kan uyuşmazlığını görüyoruz. Peki kan uyuşmazlığı olan bir gebede, daha önceden teşhisi konmuş bir gebede bu girişimsel işlemler bize nasıl yardımcı olur? Kan uyuşmazlığı olduğu zaman bebekte de kansızlık problemi ortaya çıkabiliyor aslında baktığımız zaman gidişatta. Bebekte kansızlık çıktığı zaman bunu tedavisiz bırakırsak gidişatı kötüdür.
anne karnı bebeğin kaybedilmesine kadar ilerleyen bir süreçler. Ve tekrarlayan gibi kayıplar oluyor değil mi bunlarda? Kesinlikle, kesinlikle. Bunlar da tedavi amacıyla bebek kansızlığını biz ultrasonla takiplerimizde kansızlık yönünden bir bulgu saptarsak o zaman anne karnında bebeğin ultrason eşliğinde yapıyoruz bu girişimsel işlemleri. Ultrason eşliğinde bebeğin kordonuna girerek kordondan bir kan örneği alıyoruz. Bu kan örneğinde bebeğin kan seviyesinin miktarına bakıyoruz. Eğer burada kansızlık saptarsak eş zamanlı olarak direkt bebeğe kan nakline başlıyoruz ve bebeğe kan veriyoruz. Yani özetle kansız bebeğin, ya daha doğrusu kan değeri çok düşmüş bir gebeğe siz anne karnında kan nakli yapıyorsunuz. Anne karnında kan nakli yapıyoruz ve bunun da bebeğin tekrarlayan şekilde bu kan hücrelerini yıkmasından dolayı tekrarlama gereksinimi de olmaktadır. Örneğin 2-3 hafta arayla bunlara tekrarlayan şekilde vermemiz gerekmektedir. Bunu tabii çok fazla sayılara çıkmıyoruz genellikle. Ama tekrarlayan işlemlere gereksinim olabilmektedir. Bu girişimsel işlemleri hangi haftada yapıyoruz? Örneğin hangi haftada CVS dediğiniz yöntem, hangi haftada amniyosentez ya da hangi haftada kordosentez? Tabii tanısal işlemler için bahsediyorum. Bunu hangi haftalarda yapıyorsunuz ve niye böyle yapıyorsunuz? Şimdi örneğin CVS işlemini, yani koronavirüsünden bir örnek aldığımız örneğinde dediğimiz plezentasından, bebeğin eşinden, beslendiği dokudan, aslında bebekten değil, bebeğin dokusundan, eş beslendiği dokusundan aldığımız örneği 11 ile 14. gebelik haftaları arasında yapıyoruz. 15. gebelik haftasından sonra da amniyon sıvısından bir miktar gene iğneyle ve ultrason eşliğinde girerek bir miktar örnek alarak bu testi yapıyoruz. Gebeliğin böyle 21. haftalarından sonra ise tercih ettiğimiz yöntem daha hızlı sonuç vermesi amacından da olduğu için kordosentez gibi kordonla kan alma yöntemini tercih ediyoruz burada.